Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü sevgili Nurullah Sağlam hocamız şu anda canlı telefon bağlantısında. Hocam hayırlı akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Hocam yani 2-1'lik bir mağlubiyet oluştu. Geçmiş olsun demek lazım ama Mersin takımı da hakikaten takdire şayan kaliteli bir top oynadı ve Fenerbahçe'yi oldukça zorladı. Maçtaki görüntülere baktığınız zaman hocam, yani şanssızlıklar da vardı, Fener'in de vardı, Fenerbahçe'nin de vardı, sizde de vardı. Size göre maçta hakem hatası, Fenerbahçe rakibinizle ilgili sıkıntılar, bunlar oldu mu? Yani şöyle söyleyeyim, tabii bir takım şeylerin arkasına bahane bulup sığınmak çok doğru değil. Evet. Ama sadece benim özellikle oyunun son bölümündeki iki hatayla ilgili bir sitayişim oldu. Özellikle Ergin topu rakipten faullüdür ya da değildir bilemem. Kurtardı. İkinci adamı geçti. İkinci adamı geçtikten sonra birinci pozisyona faul çalmasını sadece kabullenemedi. Ondan dolayı hakemin sitayişim oldu. Arkasından da özellikle tabii oyun bittikten sonra Yahya'ya gösterdiği kart sonrası, sarı kart sonrası. Yan hakem dedi ki Sayın Göç'e, hocam kart koyalım dedi. Dolayısıyla kırmızı gösterdi ondan sonra. Evet. Tabii daha sonra Yahya'nın kartının ortaya olmadığı ortaya çıkınca bu sefer küfretti deyip attım demesi. Hatayı atlarla düzeltmeye çalışması bence. Bu konuda ben özellikle Göçek'in duyarlı davranıp adaletli olup hatasından döneceğini umut ediyorum. Aksi takdirde de söyleyecek bir şey bulamam yani. Çünkü Fransızca bilen bir oyuncunun çok az Fransızca bilip sadece Arapça konuşabilen bir oyuncunun küfrettiğini falan söylemesi çok akla ve mantığa yatacak bir şey değil yani. Evet. Hocam ben şeyi soracağım. Özellikle ve özellikle Fenerbahçe takımı, yani siz ilk yarıda baktım da ben bayağı bir seyrettik ettik ve o seyrettiğimiz dönemde yani hakikaten Mersin İdman Yurdu çok sağlıklı bir şekilde dayandı. Ve çok iyi top yaptı, çok iyi pres yaptı. Yani ve dayanılmaz bir şekilde rakip üstüne geldikçe çok daha ataklarla ileriye çıktı. Yani gayet iyi oynandı. 1-0'lık bir galibiyet ele geçirildi. Ondan sonraki dönemde ne oldu? Birdenbire bir düşüş mü oldu takımda, yoksa Fenerbahçe mi çok iyileşti? Yani tabii özellikle golü koruma düşüncesi bizi biraz sıkıntıya soktu. Eğer bu bölümde yani arkaya topları orada buluşturabilseydik oyuncularımızı, bence galibiyette dönebilirdik buradan. İkinci arada bu isteğimizi sahaya yansıtamadık açıkçası. Bu anlamda çok da kalbine de hak edemedik açıkçası. Evet. Ama mağlubiyet dert ettiğimizi düşünmüyorum yani. Peki hocam, yani bu sene Mersin İdman Yurdu, ya hep derler ya Mersin asansör takım, gelir gider, gelir gider, gelir gider. Çok fazla da transfer yaptınız. Tam da istediğiniz yerlere, istediğiniz bölgelere adamlar alındı. Bakıldığı zaman da iyi bir takım oluştu. Mersin'i nasıl gider, bu ligi nasıl bitirir? Yani şöyle söyleyeyim, tabii şu anda iyi başlayan, kötü başlayan takımlar arasında sadece bir galibiyet var. Umut ediyorum önümüzdeki hafta bir de bir galibiyet alıp diğer takımlarla eşit seviyeye geliriz en azından. Evet. Hocam müsaitseniz sevgili Orhan Erdemir'in soracağı bir soru var. Müsaitseniz onu da tabii, soralım. Tabii müsaitim, buyurun. İyi akşamlar hocam. Hocam iyi akşamlar, saygılar, nasılsınız? Sağ ol, teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. İlk önce geçmiş olsun. Sağ ol hocam. Bu son anlattığın olayda Hüseyin Göçek'in, ben maçı canlı izlerken orada taban hareketini olduğunu kendim ifade ettim maçı evet. izlerken. Fakat ne hikmetse Hüseyin ya yardımcı hakemden ya dördüncü hakemden kulağına bir fısıltı aldı bununla ilgili. Evet. Top sizden beraber atağa kalkarken burada evet. pozisyonu kesti. Yani evet. Burada tamamen Hüseyin Göçek, Mersin İdman Yurdu atağa kalktı, Fenerbahçe gol atacak amacından kesmedi bunu. Hocam öyle düşünmüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama pozisyonun içinde
belki de kenar hakemden daha fazla pozisyon içerisinde. Pozisyona uzakta 10 metrede var ya. Ona katılıyorum bak. O konuya çok katılıyorum. Hüseyin Geçek maç içinde iki tane daha böyle pozisyonlarda, burnunun dibindeki pozisyonlarda karar veremedi. Yardımcılarından onay aldı da faul düdüğü çaldı. Onun için yalnız son kartlık olayda ben bunu dedim ki iki şık var dedim. Birincisi ben bütün notları bu maç içinde hepsini tek tek aldım. Ben Yahya'nın dedim sarı kartı yok dedim. Buna nasıl dedim ikinci sarı karttan dedim kırmızı kart gösterir. Evet. Burada bir hata var. Ama dedim bu ne olacak dedim. Hüseyin Göçek bunun altından belki dedim federasyon merkez hakem kurulundan birisi kulağını üfleyecek diyecek ki sana küfür etti de onu öyle yaz. Direkt kırmızı kartla attım diyecek ama yani, ben... umut ediyorum Hüseyin Hoca FIFA kokartı bir hakemlik. Hatayı hatayla telafi etmeye çalışmak. Yani hatayı kabul etmek de bir yerde. Orada sana bekliyorum. Orada sana katılmıyorum. Orada Merkez Hakem Kurulu'nun içindeki insanlar var. Kesinlikle bir yaptırım uygulayacaklardır Hüseyin'e bu konuda. Ben senin tam tersini düşünüyorum hocam. Yapacak bir şey yok hocam. Sistemi bizim de değiştirme şansımız yok. Böyle gelsin böyle gitsin o zaman. Ne diyelim? Tabii sizin ama şu var. Biraz önce bir laf söyledin. Dedin ki Arapça biliyor, küfür bilmez. Türkiye'de gelen top oynayan futbolcuların ilk önce öğrendiği şeyler küfürdür biliyorsun. Hocam sen bunu. Yahya hiç inanın bana tek kelime Türkçe bilmiyor. Günaydın'ın dışında tek kelime Türkçe bilmiyor. Ben şuna inanıyorum. Evet. Ben Yahya kesinlikle orada küfür etmedi. Hayır. Ben hakemin ya yardımcı sarı hakeme sarı kart var mı diye sorduğunu da canlı yayında gördüm bunu. Evet. Hoca da duymuş zaten. İçinden yani, ben de duydum hocam. Bizzat kulağımla duydum yani. Ama ben şunu söylüyorum. Hüseyin Göçek kendi hatasını telafi etmek amacından oraya diyecek ki küfür ettim dedi diyecek. Ve bunu da böyle örtbas edecekler. Görüntü var hocam. İnşallah demez hocam. İstediği kadar görüntü olsun. Olur. Önemli olan sonuçta hakem raporudur. Yani hakem raporu ama inşallah demez. Bizim o olan saygımızı kaybetmeye yol açmaz inşallah.